Merhaba arkadaşlar. Dün Dead by Daylight kanalında yeni bir tanıtım paylaştı. Oyuna uzaylılar geliyor. Dead by Daylight Alien adı altında paylaşıldı video. Alien'ı birçoğunuz bilir. Bilmeyenler için ise çok eski bir film. İlk filmi 79'da falan çıkmıştı. 90'larda çok popülerdi. Çok fazla izlenen filmlerin arasındaydı. Sürekli televizyonlarda her hafta kanallarda oynardı. Şimdiki tanıtım birlikte izleyeceğiz, değerlendireceğiz. Ardından oyuna çok harika kozmetikler geldi. Biliyorsunuz Behavior 1-2 ay önce bir canlı yayın yapmıştı. Farklı kişilerle, farklı firmalarla işbirliği yapacaklardı. Özellikle bu kozmetikle ilgilenen farklı kişiler tutacaklarını söylemişlerdi. Yani farklı sanatçılar çalışacaklarını söylemişlerdi. Çok güzel kozmetikler geldi. Onlara da bakacağız. Ama ilk olarak şöyle fragmanımızı hemen izleyelim. Büyük ekran yapalım. Bakalım tanıtım nasıl olmuş, neler olmuş. Şöyle dikkatlice izleyelim. Yorumumuzu yapacağız. Gayet iyi duruyor. Hastane gibi abi. Bölüm burası olacaksa inanılmaz. Kedi gördünüz değil mi? Çok tatlı. Dead by Daylight müthiş abi. Harita şeye benziyor, fark ettiniz mi? Biraz böyle orayı andırıyor. Stranger Things. Daha fazla 8 Ağustos'ta daha fazla öğrenin diyor. Bu şekilde böyle kısa bir video paylaştılar. 50 saniye, 52 saniyelik bir video. Harita çok iyi duruyor. Stranger Things haritasını anımsatıyor. Zaten insanlar özlemişti o haritayı. Stranger Things de gerçi gelecek diyorlar. O da böyle bir şehir efsanesi oldu. Gidiyor ama umarım o da gelir. Gerçekten güzel hype'lar biraz daha hype'layabilir bu oyunu. Tanıtım beğendim ama Alien'dan daha çok beğendiğim şey harita oldu. Bakalım, çok merakla bekliyoruz. Şimdi tanıtım izledik. Hemen kozmetiklere bakalım neler gelmiş. Şimdi mağazaya giriyoruz. İlk olarak arkadaşlar Yu'ya gelen kozmetik. Gördüğünüz gibi kim tarafından tasarlandığında yazıyor. Ikumi Nakamura. Bu abla gerçekten canlı yayında izlemiştim. İzlemiştik daha doğrusu hep beraber. Mükemmel çizimleri var. Çok güzel karakterler tasarlayacak. Zaten farkını direkt ortaya koymuş. Gördüğünüz gibi Yui mükemmel duruyor. Direkt olarak bu kombine verdiğim puan 10 üzerinden 10 abi. Net. Çok güzel çizmiş. Yüzü falan da bakın değişmiş. Evet, gördüğünüz gibi. Harika bir karakter olmuş. Bu ablanın yaptığı bir iki karakter daha var. Onlara da bakalım hemen. Kör İntikam. Oni'ye gelen kozmetik. Bunu da aynı kişi yaptı değil mi? Aynen. Ikumi'nin yaptığı. Bu da zaten gözüküyordu. Silahın detaylarına bakar mısınız? Muhteşem gerçekten. Üzerindeki geleneksel kıyafeti galiba. Şu biraz bunlar komik olmuş. Onun haricinde efsane abi. Silah da çok hoşuma gitti. Şu Oni iyi hoş da şu Haydar'a da şöyle bir güncelleme gelse değil mi? Biraz daha değişse çok güzel olacak. Gayet oynanır ya, alınır. Direkt tabii ki set olarak oluyor. Bu parçasını değiştiremiyorsun. Mesela sadece kafalığı falan kullanamıyorsun. Direkt set halinde alınıyor. Beğendim. Bu da aynı şekilde 10 üzerinden 10. Ikumi ablamı destekliyorum. Mükemmel gerçekten. Şimdi gelelim diğer karakterlere. Tasarladığı 3. kıyafet. Zaten bakın fark ediliyor yani. Onun imzası olduğu belli yani şeyde. Kıyafetlerde gerçekten. Julie. Çetenin arkadaşlar. Silah gördüğünüz gibi gayet hoş duruyor. Bunda Valorant'ta buna benzer bir tane bıçak var değil mi? Böyle bir değişik bir bıçak var. Ona benzettim. Adı aklıma gelmedi ama siz anladınız, Valorant oynayanlar. Maskesi biraz daha iyi olabilirdi. Ama genel olarak bu da güzel. Beğendim. Bu kozmetiğe puanım ise 10 üzerinden 8. Net. Çok iyi. Legion'un zaten çok güzel kozmetikleri ya. Genel olarak Hank var mesela Resident Evil'dan yine. Genel olarak iyi yapıyorlar zaten Legion'u ama fazla oynayan yok tabii ki Legion'u. Şimdiki bu ilk 3 kozmetik Ikumi ablamızın da. Şimdiki Manuel tarafından tasarlanan Yunjin'e gelmiş. Gördüğünüz gibi şöyle bir kıyafet, sürpriz performans diyor. Sis sanatçıları koleksiyonu. Yunjin de güzel. Yine en azından farklı bir şeyler olduğu hissediliyor yani, farklı bir kişi tarafından tasarlandı. Daha önce çalışanların yapmadığı anlaşılıyor ya gerçekten. Güzel, yüzü biraz daha değişmiş gördüğünüz gibi. Makyajından dolayı falan galiba. Güzel, 10 üzerinden 7 derim buna. Huntress. Buna da bayıldım gerçekten. Bu J tarafından tasarlanmış. Abi çok iyi değil mi? Üzerindeki bakın detaylar, arkasındaki manken, maskeler, üzerindeki oyuncak ayı, tavşan. Şey gibi Outlast Trials'ta sanki oynuyormuş gibi.
Bakın omuzlarında falan. Çok güzel. Silahı da çok iyi. Bakar mısınız? Balta da çok iyi duruyor. Bunu set olarak değil, tek tek de alabiliyorsunuz. Set olarak tasarlanmamış ama direkt set olarak alınır bence. 10 üzerinden 10. Bayıldım. Şu kozmetikten sonra gelen en güzel. Bu nasıl bir kozmetik abi? Benden kalsa duruyor. Siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle kozmetiklere puanlarınızı yazın. Abi bu benim Felix mi ne yapmışlar? Benim Felix mi efsane bir kombin yapmıştım ben buna. Felix'e arkadaşlar biliyorsunuz LGBT'yi oyun firmalar arasında en fazla destekleyen behavior'dı galiba. Böyle croplu muroplu böyle değişik bir kombin getirmişler. Hani bir tarafından tasarlanmış. Güzel kafa, bu arada sadece kafa alınabilir. Hani saçlar falan harbi çok tarz duruyor. Bu şekilde isteyen tabii ki bu elle de alıp oynayabilir. Buna fazla şey diyemeyeceğim ama 10 üzerinden 8 veririm bu kombine de. Güzel duruyor yani. Biraz daha şuraları tıraş etseymiş, daha temiz olsaymış daha güzel olurmuş. Hemen değiştirelim. Diğer karakterimiz ikizler. Bunu kim tasarlamış? Ryna tarafından tasarlanmış bu da. Bunu da ilk gördüğümde kafamda canlanan şey Forest arkadaşlar, The Forest. Girmiş The Forest'a. Öldürmüş oradaki yaratıkları, üzerine kemik zırh yapmış, değil mi? Silahı çok hoş duruyor bu arada. Gayet iyi duruyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde karakter. Buna da onun üzerinden bir yedimiz vardır ya. Vardır vardır ikizler. Destekleyelim ikizleri. Güzel. Gayet iyi. Bu son karakter değil mi? Evet. Bakalım savaş cehennemi. Bu zaten eski olandı. Evet. Bu yani yeni geldi ama şu an gelenlerde bu da çok iyi abi, baksana. Spartacus. Çok iyi. Romalılar, yurttaşlarım. Bu da efsane. Nicolas Cage zaten biliyorsunuz. Yunjin ve Oni. Müthiş ya. Çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar kombinler. Alien'da nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Siz de özellikle Alien tanıtımı ile ilgili düşüncelerinizi, tahminlerinizi yazabilirsiniz. Ve kombinler hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş sizce? Satar mı? Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Herkes yorumlara düşüncelerini yazsın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hem tanıtıma göz attık hem de yeni gelen kombinlere. Bu tarzda videolar arada yükleyeceğim. Hani gameplay dışında. Bunları da isteyenler oluyor çünkü. Benim için de eğlenceli oluyor açıkçası bunları çekmek. Çok sağ olun. Başka DBD videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.